Selamünaleyküm arkadaşlar. Igor Bartal'ın 7. kitabına hepiniz hoş geldiniz. Hemen laf uzatmadan kitaplara geçelim. Evet arkadaşlar kitaplara başlamadan önce en matenizde varsa çapanız eğer yeni bir oyuncuysanız en yakın malzeme satışından kendi üzerinize bir çapa alabilirsiniz. Çünkü toplama yapacağız. Bir de piri serap lazım, bunu da teslim edeceğiz istihbarat taliye. Bunu da nereden bulabilirsiniz? Pazardan satın alabilirsiniz. Herhangi bir şehirdeki kendi işinize malzemelerini toplayıp F2'den serap yazıp üretimine bakıp kendi işinize de ürettirebilirsiniz. Piriye de basabilirsiniz. Pazardan alabilirsiniz veya şöyle çöl slotunda e, mesela Baragon'a geliyorsunuz. Serap buradan düşüyor. başime geliyorsun. Başımda yok. Neredeydi? Şurasıydı herhalde. Aynen. Burada var. burada da olması lazım. Evet burada da var. Bu slotlardan düşürüp pidiye basıp veriyorsunuz. Önceden bu Manos'tu. Çok daha zordu. Kendi üretimi falan zulümdü. Bunu değiştirmişler. Önceki videoyu falan o yüzden yalan oldu. O yüzden üstünüze bir pidi serap ve zaten toplama aletiniz varsa sıkıntı yok. Ee, bu ikisinin olmasını istiyorum. 8. kitap için istenilen malzemeleri de zaten kitap bizi Veliha'ya götürecek. Onları da Veliha'nın girişinde sizlere söyleyeceğim. Yani merkez pazar ve deponuza yakın olan yerde. Şimdi e, macera günlüğümüzü açalım. 7. kitap 1. Bitki köyündeki bitki demliğini kullan diyor. Bu da Kalpion'da hemen üst tarafta şurada Florin var. Şöyle haritayı biraz geri açayım şöyle görün. Florin'e geliyorsunuz. Florin'de şurada yukarıda bizim şefin arkasında burada veletler var görüyorsunuz. Burada bitki demlikler var boş şöyle. Bakın şunları kullan diyor. Hasan'ın bir tanesine. Space'e basıyorsunuz. Mavi barda basmanı istiyor sadece. Bir amelilik yani. Hadi. Daha ne kadar doğru zaman olsun. Yes. Evet. Ateş tanesi demet çiçeği verdi. Ve maksimum HP artı 3 aileye uygulanır. Bunu alıyoruz. Şimdi bir sonraki sayfa sonsuzluk bitkisi kaz diyor. Sonsuzluk bitkisi için demin de söylediğim gibi buradaki çapayı kullanmanız gerekiyor. ben hemen şu alet çantasındaki manosla yer değiştireyim. Çünkü büyülü daha önemli. Bu çıkan ateş tane çiçeğini pazara da atabilirsiniz. Çöp atayım. Orada dursun. Şimdi bunun için haritayı açıyoruz. Şurada e, bir tane ağaç var arkadaşlar. Bu ağacın hemen şuraya tıklıyoruz üzerine. İkincisi de şuranın üstünde. Oraya da gideceğiz. Hemen şöyle seçtiğim yere doğru gideceğiz. Şuradan yandan kaynak yapalım. Evet geldik. Sonsuz bitkisi diyor hemen kazalım. Oo, ek daldık. Güzel. Ee, diğerini yeni de göstereyim de. Ağacın üstünde, şurada, evet, bir tanesi de burada. Eğer seviyeniz düşükse arkadaşlar, ee, bunu bu, bu şekilde çıkaramıyorsanız, güzel, Allah bereket versin. İki tane oldu. Bunu bu şekilde çıkaramıyorsanız, ee, şu üst tarafta, florinin karşısında şurası komple böyle yabani ot dolu. Eğer erken seviye bir oyuncuysanız, oradaki yabani otları toplayarak da içerisinden kendi arayıncınıza kalmış bir tanesini çıkarabilirsiniz. Evet, maksimum nefes Arton aileye eklenir. Şimdi gelelim bir sonraki sayfaya. Yolunu kaybeden koyunu taşıyarak isim tarihi bul diyor arkadaşlar. Bunun içinde. Karakterimizi şuraya götüreceğiz. Hemen Heydel'in sol tarafında şu kulenin buraya getiriyoruz. Bu kulenin şu yolda koyunlar var. O koyunları oradan alıp e, İstim Bartali'ye götüreceğiz. Şöyle haritayı da ben size göstereyim. Birazcık büyütelim. Evet, bunlar koyunların olduğu bölgeler. Tabi bu koyunlar burada sabit durmuyor. Koyun yani geziyor. Sağda solda geziyor. Bunlardan bir tanesini bulup yükleyip alıp götüreceğiz işte Mart Hadi bakalım oraya geçelim. Evet arkadaşlar. O gösterdiğim yere geldim. Bu lokasyonu size göstermişim daha önce videoda. Ee, şimdi ben o yerleri böyle sırasıyla geçeceğim. Şimdi bir tanesi burayı gösteriyordu. Buraya burada yok. Kim bilir nereye gitmiş. Ondan koyun. Şimdi buradan devam edelim. böyle giderken sağınıza da sonunda da, da bakın yani. Hep geziyor bunlar. Aa evet bulduk. Gel buraya. Yine gidişene. Evet hemen buldum. Burada yolun kenarında bir tane buldum. Ee, hemen bakın sağ tarafta. Yok orada açmış tane. Şimdi bunu nereye götüreceğiz? Şurada. Duran içerisinde şurada istim bartali var. Oraya götüreceğiz. T'ye bırakabilirsiniz. Yani arada yani, Shift'e de bassanız o kadar da şey gitmeyecek yani. Ee, dediğim gibi haritayı tekrardan sizlere bir göstereyim. Şu bölgelerde koyunları arayacaksınız. Ee, bazısınız başta bulur, bazısı orta, bazısı ileride. Yani bunlar sürekli geziyor. Bunları bulduğunuzda koyunu sırtlayıp doğru götürüyoruz istimbar tarihiye. Umarım biri gelip durmaz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar getirdik koyunu isim var Ablam. Buyur sana koyun getirdim. Tıklıyoruz. Sohbet. Ee, bir dakika lan neredeydi bu? Abla koyunu niye almıyorsun?

iyice bozulmuş. Koyunu koyun kendisi otomatik oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Maksimum hep artı 3 aile uygulan gençler. Pili serabı da demin verdik. İkisini de teslim etmiş olduk. Artı 5 aile uygulanır. Korktum bir an ya. Değişti mi dedim ya. Önceden tıklayıp oraya koyunu veriyorduk. Evet 7. kitabı bitirdik. Şimdi geçelim 8. kitaba ve malzemelerini de söyleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar bir sonraki kitaba geldiğimizde Velia bölgesinde e, birinci sayfada dört tekerlekli vagonda tek başa gezinti yap. Mavi etiketli bir yap. Gelinci kanı elde et. Bilgi adamın kanı yap. un tarafından top alıp fırlatacağız bir yere ve en sonunda kararla konuşacağız. Şimdi bunlara başlamadan önce ee, sıvı toplayıcı lazım arkadaşlar en yakın malzeme satışından kendinize alabilirsiniz ee, soğuk etiketli bira yapmanız için de e, sizin sürekli e, yemek masasında bira üretmeniz gerekiyor ki random atıyor bunu ee, bu da e, şu an benim ematerde en, yukarı, en yukarıda görüyorsunuz ben 50 üretimlik malzeme aldım kendi üzerime 250 buğday maden suyu şeker ve karbonat aldım bir bira üretebilmeniz için 6 tane hububat lazım yani bunlar ne olur ee, kendiniz merkez pazardan da satın alabilirsiniz ee, buğday arpa patates tatlı patates ve mısır bunlardan e, herhangi birisinden olması gerekiyor diğer maden suyu şeker karbonat bunları minimum sorundaki buradan en yakın aşçı yemek satışından elde edebilirsiniz arkadaşlar Bilge adamın kanı içinde bir tane keşiş dalı, bir tane berrak sıvı reaktifi, bir tane yükseleş iki tane gelinci kanı ki bunu kitap içerisinde keseceğimiz için o kanı oradan da elde edebilirsiniz. Yükseliş izini ya bağlantı noktalarından şu şekilde mesela pardon yanlış tıkladım. kadim taş odasından işinize çıkarttırabilirsiniz. Veya yürüya silahları eriterek, ısıtarak elde edebilirsiniz. O da hemen şurada Ronas var kalpe onda Ronas e, yürüye silahları satıyor oradan alıp da kendinize yükseliş izi elde edebilirsiniz pazardan bulabilirseniz de pazardan da alabilirsiniz arkadaşlar e, genellikle bu kitapta e, bize lazım olanlar bunlar ve sıvı toplayıcı sıvı toplayıcı benim içinde olduğu için ona pek gerek duymadım şimdi gelelim kitabın birinci sayfasına 8. kitap bir sayfa 4gen vagonu tek başına gezinti yap bu çiftçilik ticaret ve soylu vagonlardan birisini istiyor. Size <laughs> en yakın ahırcıyı seçip benim burada hemen Lorenzo gidiyoruz. Dükkana geliyoruz. Ben Şuradan aşağı Çiftçilik vagonu aldık. Çiftçilik vagonu ahıra tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Bilek kaydı bu. Ee, ne koyalım? Mamit. Olur mu acaba? Olmadı. Eysan. Tamam. Bunu şunu bir içeri alalım. Vagonumuzu dışarı çıkartalım. Evet, 4 tekerlekli vagona biniyorum. Bin bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bindik, indik, bitti. Maksimum HP artı 2 aileye uygulanır arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sayfaya. Mavi etiketli bira yap arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeleri söyledim ben 50 tanelik malzeme yaptım ee, bunu yaptıktan sonra eğer oyunu ilk defa oynuyorsanız herhangi bir bölgeden e, kendinize ev satın almanız lazım tıklayıp katkı puanı karşılığında ev alıyorsunuz bu evin içerisine e, kendiniz şuradan aşçıdan en basitini söylüyorum şuradan pişirme tezgahı alabilirsiniz arkadaşlar benim e, kendi evimde var hemen eve Hayır, beni bırakır mısın teşekkür ederim. Ben ben evime gideceğim. Şimdi bunu yerleştirme modu deyip onu envaterinizden yere koyacaksınız. Şurada e, orta düzey pişirme tezgahım var. Gidiyorum buraya. Bir ay için ne demiştik arkadaşlar? E, hatta ben daha önce de üretmiştim. Şuraya şöyle bir basayım. Tamam. Daha önce 5 buğday, 6 maden suyu, 1 şeker, 2 karbonat. Sayısını böyle maksimum koymayın. Üretmez yoksa arkadaşlar. Şimdi sürekli üretim diyorum. Yani 50 tane üretmeye başlayalım. Şuradan bir deniz mahsullü. Şuraya azaltacaktım ama neyse. 6 oldu arkadaşlar. Görevimiz tamamlandı. Ağırlık limiti artı 2. Bütün aileye ekleniyor. Bir sonraki sayfada gelincik kanı elde et diyor. Ee, gelincik kanı da hemen burada bulabiliriz. Gideceğim şimdi oraya. Oraya gitmeden önce bilgi adamın kanını da burada yapıp öyle oraya geçelim. Diyeceğim ama sırayı bozmayalım ya. Dur gelincik kanını elde edelim hemen. Hemen bir geçelim oraya. Evet arkadaşlar. Velihan'ın hemen şuraya geldik. Bakın şurada gelincikler var. Sıvı toplayıcıyı kendi üzerinize taktıysanız Şöyle basalım. Ee, F6 değiştir. Daha değiştir. Sıvı toplama. Evet. 5 tane direkt topladı. Nasıl MP artı 2 aileye ekleniyoruz. Şimdi bir sonraki sayfa için kendi evimize gidelim. Size en yakın potçudan kimya aleti alabilirsiniz arkadaşlar. Kimya tezgahı. Videonun başta söylediğim malzemelerle birlikte hemen bilgi adamın kanını üretelim. Şimdi bir tane keşiş dalı, bir tane beraksı aktifi, bir tane yükseliş izi, İki tane de kan oluştur diyelim. Bunun için çırak bir istiyor arkadaşlar. Çok basit. Tüm kaçınma artı bir aile uygulanır. Bir sonraki sayfada Trahan Underfo'dan top ödünç alarak hedefi vur diyor. Bunun için e, Velia'daki demirciye gideceğiz. Demirciye sonra Kron Kalesi'ne Evet burada tıklıyoruz. Eee eğitim topu ödül çalmak istiyorum. O enerji? Eğitim top mermisi. Eğer vuramayacağım diyorsanız tekrar bir daha alabilirsiniz. Toplam şu an bir top ve 20 tane de top mermimiz var. Bunun için şuraya gideceğiz. Siz şuraya tıklayın. Oraya gidince ben yerini size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Kron Kalesi'ne geldik. Kron Kalesi'nde hemen şu alt taraftaki adanın şurayı fareyle işaretleyebilirsiniz. Buraya gideceğiz. Yani topu oraya atacağız daha doğrusu. kaleye şuradan girelim. Hemen solumuzda bir merdiven var. Bakalım. Bu arada eğer partideyseniz partiden çıkın arkadaşlar saymıyor. Mındar olursun. Ee, geldik buraya. Hemen şu kırık taşın buraya topumuzu kuralım. Yes. Tamam. FPS'e ye, materyal açalım. Şu 20 topu da koyalım içerisine. Şimdi arkadaşlar W ve S ile ileri geri yapabilirsiniz. Topu şuraya getiriyoruz. Topun ucunu şöyle birazcık ha. Topun ucunu arkadaşlar şu kısma getirmeniz gerekiyor. Ee, şöyle birazcık çevirelim. Tam bir şey olmadı. Şimdi shift şeyle kaldıracaksınız. W ile aşağıya iniyor ucu. S de yukarıya kaldırıyor görebilirsiniz ucunu biraz daha kaldıralım şimdi şu ikisinin tam arasına geldiğinde arkadaşlar shift'e basıyorsunuz Bir dakika aşağıyı indirdim ben pardon biraz daha kaldıralım tamam yukarıya geliyor burada farenin sol tuşuna basılı tutuyoruz yüzde yüz'e kadar bırakıyoruz Bekleyelim şimdi kitap görevi olacak üstümüzde. Orada aşağıda kuklalar var kuklalara vuruyor bu top. Evet gördüğünüz gibi görev tamamlandı arkadaşlar. Tüm isabet hedefi artı iki aileye uygulanır. Alalım bunu da. Son sayfada ise tüm macera günlüklerini tamamlayıp kara ruhuyla konuş diyor. Görevi tamamladık. karar ruhumuzu çağıralım. Çıkar now. Evet. Maksimum HP artı 10 aile uygulanır. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu kitabı da bitirmiş olduk. Bir sonraki kitap yani 9. kitap videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atarsanız çok memnun olurum. Abone değilseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.